Merhaba arkadaşlar. Bir de orijinalden dinle kısmında birlikteyiz sizle. Hadi başlayalım sorularımızı çözmeye. Neler varmış bu kısımda? Şimdi hem öğretici hem geliştirici hem yeni soruların olduğu öncelikle benim çok sevdiğim bir kısım bu. Ee, böyle diyerek başlayalım. Ne yapmalıyız hocam burada? İşler dışarı çarpımı Yapabilirsin sen öyle çöz. Ben şöyle düşünüyorum. Hocam e, ben şurada şöyle x'e 1 desem x birken y olduğunda sağlıyor mu? Sağlıyor. Buradan gitsem olur mu? E olur. 1 dersem 1 dersem burası 2 olursa burası ne olur? 1'in karesi 2'nin karesi topla 5 bölü. Hocam 1'in karesi eksi y kare yani 1 eksi 4 olacaktır. Burasının sonucu da ne yapacak? 5 e, bölü eksi 3 olacaktır diyoruz. Hele sanki çok mu kalın? Evet bir arkadaşım hani hocam biraz kalın olsun dedi. Tamam sanki bu da abart oldu. Diyelim. Şimdi baktığımızda A, B, C ve K birer gerçel sayı olmak üzere demiş. A, B, C ve birer gerçel sayı buna göre bu ifadede en değeri kaçtır? Tabii ki buradaki en değeri hani buradaki ifadeler cinsinden hatta C cinsinden isteniyor olmalı. A, ABC'de bu bilgiler verilmiş. Şimdi biz biliyoruz ki bak burada AB dikkat et. AB ne yapılmış arkadaşım? E, 3 ile genişletilmiş. Peki 3 A bölü 3 B. Dikkat et burada N D yani D ne yapılmış? N ile genişletilmiş. N çarpı D. O zaman şurada da N çarpı C yapar ve toplarsam ben biliyorum ki buradaki K sabiti değişmez. Buradaki de k sabiti değişmemiş. e O zaman n çarpı c dediğim şuradaki ifade n çarpı c eşittir 5. Benden neyi istiyor yani e, n değerini istiyor diyelim. Eşittir 5 bölü c olacaktır cevabımız. abc pozitif tam sayılar sırasıyla 2, 5, 7 ile orantılıdır. Orantılı dediğinde doğru orantı anlıyorduk. Ters orantılı derse sadece yani doğru orantı ve de orantılıdır lafından. Direktmen doğru orantılandırız. O zaman 2K, 5K, 7K topla gel. 5, 2 daha 5, 2 daha 7, 7, 7. 14K. 3 olmalıymış. 70'ten. Şimdi bakıyorum. K eğer 5 olsa direktmen 70 olur. Eşitlik olur ama eşitlik istemiyor. Ve bunlar pozitif tam sayısa herhangi şekilde virgüllü düşünemem. Yani 4.9 falan düşünemem. Dolayısıyla buraya verebileceğim değer nedir? 4'tür. En büyük. D sayısının en büyük değeri ancak K'nın en büyük değerinde mümkün. En büyük değeri C'nin nedir? C dediğim sırasıyla buradaydı. 7 kere 4'ten 7 çarpı 4'ten ne diyelim hemen buraya 20 28 diyelim arkadaşlar. Evet geçtim diğer sorumuza birbirini çevrilen O1, O2, O3 merkezde 3 tane çarktan birincisi 5 tur döndüğünde şimdi bu 5 kere dönüyormuş. İkincisi bu 10 tur dönüyormuş. Üçüncüsü 6 tur dönüyormuş. Düşünüyorum bak. E, bu çarktaki toplam diş sayısı. Diş sayısını vermiş. Şimdi Büyük olan da fazla diş vardır. Ancak bu bir kere döndüğünde bu daha fazla döner. Yani büyük olan daha fazla dönüyor. Küçük o, e, büyük olan daha az dönüyor. Bir tam tur yaptığında anlatamadım pardon. Büyük olan bir kere döndüğünde aynı yolu küçük olan belki iki kere üç kere dönerek anca alabilecek. Tamam? Şimdi burada bu mantıkla ne diyeceğiz? Daha öncesinde benzer bir soruda çözmüştük. Sırasıyla şunları yazalım. 5 tur döndüğünde diyor. Burası 5 kere döndüğünde. ikincisi 10 kere dönüyormuş. Üçüncüsü ise 6 tur dönüyormuş. O zaman buna A desem. Yani 5 A eşittir 10 B. O da eşittir 6 C. Bu niye çarpma yaptın hocam? Çünkü ters orantı ne kadar büyükse yani bu o kadar az tur atarak aynı yolu kat eder alır. Peki böyle olduğunda ters orantı ne yapıyordum? Bunların ekokunu alıyordum ben. Ekokunu aldığımda 5, 10, 6, 30 K diyorum. 30 K olması için A'nın 6 K, B'nin 3 K, C'nin ise burada 5 K olması gerekir. Toplarsam şark ile orantı olacaktır. 6, 3 daha 9, 5 daha 14 K eşittir. 280 olur. 14'e böldüm. K eşittir 20'dir arkadaşlar. Peki ben de en az çark olan dişli sayısı baktığımızda hangisi burada? Bu zaten şuradaki çark sayısı en azdır diye düşünebiliriz. Görünsün belli küçük olduğu için. Burası neydi bizim için? 3K. 3 kere 20'den 60 olacaktır. En az olan çarkın diş sayısı 60'tır diyoruz arkadaşlarım. Şimdi bir kümeste bulunan horozların sayısı 2.8 ve e, horozların sayısı şuraya çözelim. Horozların sayısı 2.8, tavukların sayısı ise 4.2'dir. Ya bunları virgülden kurtulsam, kurtarsam ne olur ki? Kurtardım gitti yani tamam mı? Burası 28, burası 42. Sonrasında ya sadeleştirdim. 14'e böldüm. 14'e bölünce burası 2 oldu, burası 3 oldu. Şimdi diyorum ki burası 2 burası 3 ile orantılı. Yani doğru orantılı 2K'ya 3K. 78'den az tavuk olacak falan filan. E hocam toplarım burası 5K. Toplam bu 5K diyor ki tavuk ve oros sayısı 78'den az. Küçüktür 78. Bakın burada e, K'ya 15 dediğimde 15 dediğimde 5 kere 15'im ne yapar? 75. 75 küçük müdür 78'den? Evet. E o zaman ne olur? Yani bu 15 değeri bizim için uygundur ve en fazlayı verir. Niye hocam 14, 13 vermiyoruz? Verebileceğim en yüksek değeri veriyorum K için. Bunu da verdiğimde horoz sayısı bakın burada 2K'de 2 kere 15'ten 30 olacaktır cevabımız arkadaşlar. Bu şekilde bir ifade olduğuna göre ABC toplam. Şimdi bak burada bir orantı var, burada da şey var. Böyle olunca ne yapıyorduk? 2 kere rasyonel olmasın diye normal Eko alma yöntemini burada kullanmıyorduk. Ekokunu burada nasıl alabiliriz? Mesela x, y, z'yi bulmak için ekoka abc çarpı k diyebilirim ki uzar. Onun yerine ne yapacağız şimdi burada? E, A çarpı x şöyle bir tane göstereyim. A çarpı x, ax eşittir. 1 bölü 3 ise. X yerine bir şey yazmam lazım. A'yı karşıya atıyorum. 3a. Bak x yerine ne yazabiliyormuşum? 1 bölü 3a. Ters çevirip çarparsam burası 3a gelecektir. Artı Artı 1 bölü y. Bak y ye yerine ne yazabilirim? B'yi aynı şekilde karşıya attığımda burası ne olacak? 1 bölü 3b. Y ye yerine 1 bölü 3b yazarsam. E ters çevir çarp. 3b. E, aynı çıkacak hocam. 3c olacak. Toplamın sonucu. Şimdi burada e, ne olarak verilmiş? Şuradaki toplamın sonucu. Bak şurada. Ben x, y, z yerine abc cinsinden değerini yazdım. E, buradaki toplamın sonucu. 2'ymiş. E yine 2 olacak. Her tarafı 3 parantez alıp 3 f bölersem a artı b artı c'miz 2 bölü 3 olacaktır diyoruz ve geçiyoruz sorumuzu. Böyle böyle olduğuna göre z değeri kaçtır demiş 7. sorumuzda. E ne yapacağız? İster içler dışlar çarpım ister uygun bir değer varsa basit bir şekilde görünüyorsa olabilir. Ancak çok da basit bir değer yok. Eksi falan var. Hiç riske girmem ben burada. İlk soruda yaptığımı yapmam yani. 3 kere 2 6x eksi 3y eşittir 2x artı 2y. Şimdi burada 2x'i karşıya atarsam 4x, 3y'i 3Y karşıya atarsam 5y. Bunun anlamı bize direktmen ne diyordu? x gördüğüm yere 5k, y gördüğüm yere ise 4k yazabilirim. x gördüğüm yere 5k yazarsam, y gördüğüm yere 4k, 4K yazarsam 4 kere 2, 8, 8, 8 5 daha 13 yapacaktır arkadaşlar. X eksi Y farkı A'dır. E bunlar gitti. Cevabımız 13 olacaktır diyoruz burada. Ee, olduğuna göre şimdi güzel bir soru. Aynı zamanda çok da zor olmayan klasik bir soru da diyebiliriz. Değil mi? Yani hoş bir soru. Şöyle güzel bir çözüm yapalım. Her birini sadeleştirdim hocam. Bir de ters çevireyim bak şunları. Ters çevirirsem 2'ye böldüm her birini. e ifade sonuçta. 4 bölü A, B eşittir. 6 bölü BC o da eşittir. Burası ne olur? 3 bölü AC. Eşitliğin her tarafını ABC ile çarparsam A çarpı B çarpı C. Her tarafı. Burasını ABC ile çarptığımda AB ile AB gitti. Burada ne kaldı? 4 tane C. Bak burada 4 C kaldı. Burayı da ABC ile çarparsam BC ile BC gitti. <laughs> Pardon. Burada 6 tane A. Burada ne olacaktır arkadaşlarım? ABC'leri çarparsam, AC'ye gitti, 3 tane B kalır burada da. Evet, bu böyle olduğuna göre bana ABC sayıları sırasıyla ne ile orantılıdır? Hemen ne yapıyordum? Ekok kalıyordum. Ekok'un aldım 12k. A sayısına bakıyorum ilk önce. A sayısı 2k. B sayısına bakıyorum sonra. B sayısı 4k. C sayısına bakıyorum sırasıyla dediği için burası da 3k olacaktır arkadaşlar. Evet, gayet hoş tatlı bir çözüm oldu bence soruda. Gayet yani güzel. E, standart öğretici bir soru. Güzel bir şekilde sorumuzu mantığını öğrendik ve geçtik. ABC pozitif tam sayılardır falan filan olduğuna göre ABC toplamı kaçtır? Doğru orantı. E, hocam yani A gördüğüm yeri 3k, B yerine 4k, C yerine 6k yapar, yazar. Çözerim toplama çıkartmayı. Senin yapmana gerek yok dediniz. Teşekkür ederim. Hadi neyse işte vatandaş yapan Arkadaşlar için ben çözeyim. A yerine 3K dersem karesi ne yapar? 3K'nın kare, karesi 9K kare. Ee, B yerine 4K yazarsam eksi 16K kare. C yerine 6 yazarsam artı 36K kare eşittir. Toplamı yine 116 olmak zorunda. Eksi 16 artı 36 buradan 20 geldi. Buradan da 9 var. 29 tane K kare eşittir 116 10, kaç kere var 4 kere 20 80 9 kere 4 36 gitti evet k kare eşittir 4 ise k eşittir 2 ya da eksi 2 olur ancak pozitif demiş o zaman k eşittir 2 abc toplamı nedir 6 4 3 topla 13 2 ile çarp çünkü k 2 13 k 2 ile çarparsan k yani 2 olduğu için cevabın 26 olacaktır değerli arkadaşım hadi bakalım. ABCD gerçel sayılardır falan filan olduğuna göre işlemin sonucu kaçtır? Şimdi AC toplamı BD toplamı. Hocam bu ikisini toplamış, bu ikisini toplamış. Ben biliyorum ki oran orantının özelliklerini işledik, ispatını bile yaptık çok basit bir şekilde. Bunların k sabitini değiştirebilirim. O zaman bunun yerine 4/3'ü bölü getirip yapıştırabilirim. AB aynı 2 ile bak, eksi 2 ile genişletilmiş bu ifade. Ve paylar kendi aralarında, paydalar kendi aralarında toplanmış. E bu da bir şey değiştirmiyordu hocam. Kuralı öğretme amaçlı güzel bir soru. Bu kuralı benimsenmeniz lazım diyelim. 16 bölü 9 olur cevabımız ve geçtik. Ya umarım çok hızlı gitmiyorlar ama yani öğretici basit sorular. Sadece hani konunun mantığını verip geçiyorum. Ee, Anlamanız bir şey olursa yorumlarda sorun cevaplamaya çalışırım gördükçe. Özellikle etiketlerseniz beni ee, daha hızlı cevap veririm. Çünkü her zaman bakamıyorum diyeyim. Bir çiftlikte 36 koyun var. Bakın gel buna mantık üretelim. Ee, formülden ziyade. Çünkü ben öğrenciyken ciddi anlamda bunların e, mantığını oturtamıyordum. Sonra formülle de yapamıyordum. Şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki bak 36 tane koyun var. Her biri atıyorum günde bir ekmek yesin. 36 çarpı 20 tane ekmek var demektir. 20 gün yetiyor ise. 8 gün yaşadı. e 8 günü gitti. Geriye ne kaldı? 12 günlük kaldı. Bunu işlemini de göstereyim. 36 çarpı 20 ilk başta olandırım. E bunlar 8 gün yaşadıysa 8 günlük yemek yerler. Yani 8'i birden yemeğini yer. 36 çıkartırsam ne yapar? 36 parantezinde düşünürsün. 36 çarpı 12 tane yemek var. Ya da 36 çarpı 12 tane ekmek var. Her biri bir ekmek yiyor. Peki çiftlikteki koyunların 4'te biri yani 9 tanesi gitti. Geriye kaç tane kaldı? 36 9 27. Bak bu kadar ekmek 27 koyuna kaç gün? T gün, x gün yeter. 20 ya da direkt 27'ye bölebilirsin burada. Bu işlemi şu şekilde şuraya çizerek de böyle 27 yapabilirsin. 27'ye sadeleştiriyorum ya da karşılığında sadeleştirdin. E, 9'a böldüm 9'a böldüm 4 3 kaldı 3'e böldüm 3'e böldüm 4 4 kere 4, 4, 4 x eşittir 16 olacakmış arkadaşlar kaç gün yetermiş 16 gün yetermiş diğer türlü yapınca sanki uzuyor ve yani bana zor geliyordu. Açıkçası bu yöntem güzel. Umarım e, anlaşılırdır. Bir kere daha dinlersen ya da anlamadın sorarsan yardımcı olurum diye. Aritmetik ortalamaları 16 olan 15 tane sayı var. Şimdi 15 tane sayı varmış. Verilerin toplamı 16 çarpı 15'ten 160 80 daha 240 yapar. Eee şimdi güzel. Grafik tablette yazılmıyor. E, 15 artı artı veriler toplamını yapacağım. Çünkü tüm sayıların aritmetik ortalaması istenmiş. Evet. Ee, sonra 24 olan 5 tane sayı. 5 sayı daha geldi. Ortalaması 24 ise 24 çarpı 5'in 120 yapar. Ee, verilerin tamamının toplamı 360 etti. Bu verilerin e, adeti 15 5 daha 20 yapar. Gitti gitti. 36 bölü 2'den cevabın 18 olacaktır. diyoruz. Birbirinden farklı 3 tane sayının aritmetik ortalaması 15. Şimdi birinci sayı diyelim, ikinci sayı diyelim, üçüncü sayı diyelim. Ve bu sayıların aritmetik ortalaması 15 ise sayıların toplamı 45'tir ya da aritmetik ortalaması 15'tir diye işlemimizi yapalım. 15 çarpı 3 diyeyim toplamından gideyim. Bu sayılardan en büyüğü diğer ikisinin ortalamasının 18 fazladır. Bunların ortalaması x olsun tamam mı? Bilmiyoruz. Bunun bu ortalamanın 18 fazlasıymış en büyüğü. Bu da en büyüğü olsun. x artı 18. Bu sayıların hepsinin toplamı 45 olacak ama dikkat et. Burada iki tane sayının ortalaması x ise bu sayıların toplamı 2x'tir. 2x artı x artı 18 toplarsam 3x artı 18 eşittir 45. 18'i karşıya at. 3 tane x'im eşittir 27. 3'e böldüm. 3'e böldüm. x eşittir 9. Ne istiyor benden? Büyük sayıyı. Büyük sayı için x yerine 9 yazarsam 9 artı 18'den cevabımız 27 yapar diyoruz. 9, 18'i topladık ve bitti sorumuz. Aşağıdaki raf genişlikleri birbirine eşit olan 4 raftan oluşturulmuş bir kitaplığın gösteri görseli verilmiştir. Buna göre kalmayacak şekilde yerleştiğimizde yeşil renkli kitabın kalınlığı yeşil bölü, sarı istenmiş bizden. pekala. hala buna odaklanalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yeşil. Şu alta baktığımda 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane maviye eşit. Başka? Şurası yine birbirine eşit. 3 tane. Şimdi normalde 5 tane mavi alıyordu. 3'ünü almış demek ki... E, iki tane mavi diyeyim. İki tane mavi. Şurayı bir, iki, üç, dört, beş, alt. Altı tane sarıya eşit. ben beş mavi ya. Beş maviye e, ulaşmak istiyorum birbirine. E, eşit olması için. ikiye böldüm. Burası üç oldu. Beşle çarptım. Beş mavi eşittir. Üç kere beşten on beş tane sarı. Peki 15 tane sarı 5 mavi. E 5 mavi gördüğüm yere 15 sarı yazabilirim. Öyleyse ya de bilmiyorum. Rengi değiştirmek istedim. 6 tane yeşil bölü pardon eşittir 5 mavi ya. Bak şu 5 mavi yerine eşitini yazabilirim ve o zaman buraya 15 sarı yazıyorum. Benden yeşil bölü sarı istiyordu. Sarıyı karşıya attım. 6'yı da karşıya attım. Sarı gitti yerine buraya ne kaldı? 6. 6 da gitti. Yeşil bölü sarı 15 bölü 6'dır cevabımız. Sadeleştirme işlemimizi yapalım. 3'e böldük. 5 3'e böldük. Cevabımız 2. Yani yeni nesil geliyor size bunlar. Zor gibi geliyor. Aslında ana mantığı anladıysan rahatlıkla çözüyorsun soruyu diyelim arkadaşım. Evet yine şekilli bir soru ama e, çok fazla yeni nesilden ziyade. Bak işin mantığını anladın mı? Ezbere yapamayacağın soru tarzları aslında. E, şimdi baktığımızda özel yapılmış yeşil ve mavi renkli ipler. şekil 1'de zeminden 180 santim yükseklikte tavana asılmıştır. Mavi renkli ipin uzunluğu yeşil renkli ipin uzunluğunun iki katıdır. Şimdi o zaman şurası x'miş, burası 2x'miş hocam. Sonrasında ağırlığının iki katıdır. İpler uç kısmına asılan ağırlığın içindeki her 5 kilogram ağırlığın sayısıyla orantılı olarak uzamaktadır. Uç kısmına 60 kilogram. Hangisi yeşil? Bak yeşile şuraya ne kadar rengini şunun. Buraya 60, hatta 60 yazmayayım arkadaşlarım. Bakın direkt ben şey yapalım. Ee, 60 Bölü 5'ten şuraya direkt 12K kadar uzayacak. K'ya yerim yok. K olduğunu anla orada. Diğerine mavi renkli ipin ucuna 25. 25 bölü 5'ten buna da 5K. Şimdi bak burası da 180. Burası da 180. E, i̇plerin uzunluğunu biliyorum. O zaman derim ki mesela yeşil ip şurası için. X santim bir var hocam. Artı ağırlık 12 ile orantılıydı. O zaman 12K kadar uzar. Artı bak şimdi 10 santim burada var. 104 santim de burada var. 114 santim eşittir. 180 eder mi? Eder. Bak şurası da 180 sonuçta. Boya aynı. Burada ne var? Mavi ipin uzunluğu bir kere 2x miydi? Evet. Artı. 4 santim burası. 101 santim burası. Hadi altına yazayım şunu. 104. Buna da 5 demiştik. O zaman toplam 5k. Eşittir yine 180 santim mi? Evet. 2 ile çarpalım şunu. Ve taraf tarafa çıkarım. 2 ile çarptım 2x. 2 ile çarparsam 12k yerine... 24K. Rengini değiştirse miydim? Şunun rengini değiştirmek istedim. Mi? 24. 114. 228. Şunun yerine de 360. Taraf tarafa çıkartırsam. X'ler gitti. 24K'dan 5K çıkar. 19K. 128'den 100 çıkarsam. 128. 4. Aa hataya bak. 104 nereden geldi? Hocam 101 burada. 4 burada. 105 burada. Yani e, 228 100 çıkar. 128 5 çıkar. 103. Tamam. 103. Hata var mı diye de bir yandan kontrol edelim. E, yok gibi. Neyse. Yaptıysak daha fulla. Öyle olmaz tabi ama. E, 19K eşittir. Bakalım bakalım. Doğru mu? Neyse. Çıkartalım. 100. Karşıya attım. 80. 80'den de 3 çık. E, 70 7 mi? Hmm. 1977'in kaç katı? 3 katı değil 4 katı. Tam katı. Kesin bir yerde toplama çıkartmak lazım. Allah Allah. 2x'ler gitti. 24'ten 5 çıktı. 19 tamam. 228'den e, 228 114 çarpı 2'den 228 114 doğru mu? 114 doğru. 101 4 daha 105 doğru mu? Doğru. 228'den de 105 çıksa. Aa, hocam burası Be. 228'den 100 çık. 128. 5 daha çık. 128. Bir toplama çıkartma yapsam. Şurayı özür dilerim arkadaşlar. Hata. işlem olan yerde hata olur. Maruz görün. Ee, umarım kafanız karışmamış. Yani 128'den 105'i çıkartacağız. Yapacağımız işlem bu kadar basit. 200 20 123 120 çıksam 60 kalırdı. 3 daha çıktım. 57 kaldı. 57 kaldı. 19, 57, 3. a eşittir 3. Tamam kendimi affettireceğim. Dur. Sana dehşet bir çözüm vereceğim. Bak şimdi arkadaşım. Buradan sonra k yerine koy. X'i bul. Yapabilirsin sen. Demin hata yaptım ya. Zaman k, kazanmam lazım. Sen de yapacaksın işlem hatası. O zaman zekamla bunu telafi etmeyeyim. K'ya 3. Şimdi diyorum ki. Arkadaş burası 12K mıydı? Yeşil ip mi? Burada bana ne demiş? Yeşil ip soruyordu galiba. Evet. 105. 105'i 5'e böl. 21K. Bak şimdi. Burada 12K var. Ben eğer 21K koyarsam bu ip 9K kadar daha aşağıya gider mi? Gider. 9 kere 3. Yani normalde bak 104 eksi 27. Niye? Yerden yüksekliği azaldı. Yerden yüksekliği azaldı. Çünkü ipin boyutu daha fazla uzun. Bu bir. Ama 10 santim bu kaç? 7 santim. Burada ne? 3. Bak bu daha az. O zaman artı 3. 104, 3 daha, 107, 27 çıkar, 80. İşlem hatası yaparsam böyle bir hamle yapar. Kısa yoldan bulurum ben. Tamam. Ödeştik. Evet testimiz bitmiş. Ee, pardon testi bu. Bir de orijinalden dinle kısmı bitti. Orijinalde çözümler oldu bence. Diğer orijinalden dinle kısmında görüşmek üzere başarılar dilerim.